Birileri eşit yurttaşlık kavramından söz ettikçe kendi kendime ben hangi ülkede yaşıyorum diye soruyorum. Kürt kökenli vatandaşlara yönelik olarak öne sürülen bu kavramı dillendirenler, bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü'nün babasının, Turgut Özal'ın da annesinin Kürt olduklarını bir türlü akıllarına getirmiyor. 1960 darbesini yapan ülkenin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de Kürt kökenlidir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hükümetlerde, önemli bakanlıklarda bulunan Kürt kökenli siyasetçiler de göz ardı ediliyor. Kamran İnan yıllarca bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptı. Hikmet Çetin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Devletin birçok kademesinde hakim, savcı, doktor, polis, subay, mimar, mühendis ve öğretmen olarak çalışan Kürt kökenli vatandaşlarımızı unutuyorlar. Kürtçe konuşmanın yasak olduğu günlerden bugüne geldik. Devletin televizyonunda bir kanalda Kürtçe yayın yapıldığı neden söylenmiyor. Doğu ve Güneydoğu'da açılan Kürtçe dil dershaneleri, üniversitelerdeki Kürtoloji bölümleri ve Kürtçe yayın yapan gazete ve dergiler neyin nesi? Mahkemede Kürtçe savunma hakkı ve cezaevleri ziyaretlerinde kendi dillerinde konuşma özgürlüğünden de söz eden yok. Türkiye'nin en büyük zenginleri arasında yer alan Kürt vatandaşlar fırsat eşitliği olmasaydı bu varlığa sahip olabilirler miydi? Bin yıllık kardeşlikle et tırnak olmuş bu milletin evlatlarının arasına fitne sokmak isteyenler eşit yurttaşlık söylemleriyle sanki Kürtlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor algısı yaratmaya çalışıyor. Etnik kökenleri yüzünden devlet kademelerinde görev verilmiyor diye yazabilen vicdanı kiralık kalemler Türk hangi sıkıntıyı çekiyorsa Laz, Çerkes, Gürcü, Arap, Boşnak, Rum ve Ermeni'nin de aynı sıkıntıyı çektiğini bilmiyor mu? Doğu ve Güneydoğu'da iş adamı ve sanayiciler dövizdeki artış başta olmak üzere bir takım ekonomik sıkıntılardan etkileniyor da Marmara ve Karadeniz'dekiler göbek mi atıyor sanki? Türkiye ayrı, Kürt'e ayrı mı asgari ücret veriliyor? Emekli maaşlarındaki fark etnik kökenden mi kaynaklanıyor? Aslına bakarsak Güneydoğu'da elektriğin kaçak kullanılması, SGK prim borçlarının ödenmemesi, okullar, köprüler, barajlar, iş makineleri ve devlet dairelerinde ağır tahribatlar yapılmasının bedelini batıdakiler ödemiyor mu? Eşit yurttaşlıkmış. Bunu Kürtler için istemek bu ülkeye açıkça nankörlük etmektir.